Evet canlar, hepinize günaydın, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Daha krem yenim sürdüğüm için cildim parlıyor, kusura bakmayın. Umarım keyifleriniz, sağlığınız, her şey yerindedir, yolundadır. Kalktım hemen, yorumlarınızı okudum, hazırlandım. Bugün Belgincim'e çıkacağım kahvaltıya çünkü Leyla'yı çok özlemiştim. Leyla kahvaltıya gelecekmiş. Leyla'yı da bir göreyim, uzun zamandır göremiyorum çünkü. Ama öncelikle size bir merhaba diyeyim, ondan sonra çıkayım dedim. Biz çünkü üç bayan bir araya geldik mi tahmin edersiniz. Arada kaynamasın dedim hal hatır sormalar. Evet, hepinize biliyorsunuz, çoğunuz zaten demişsiniz, hani genel olarak zaten hal hatır sorduğunuz için selamlamış oluyorsunuz diye. Evet, arada unuttuklarım olabiliyor, o yüzden kusura bakmayın diyorum. Bu arada Yasemin'cim neyin var bilmiyorum. Uykusuz olduğuna göre bir sıkıntı, bir sorun var yazdım. Ama istersen sen bana yaz, ben yayınlamayayım sayfada. Merakta bırakma beni. Onun haricinde inşallah herkesin keyfi yerindedir diye düşünüyorum. Bugün böyle hazır Belgin'e çıkmışken Leyla da var. Biraz dışarıya çıkalım, biliyorsunuz kaç gün yağmurdan kapandık. Ama tabii onlar çok gezecek olurlarsa ben geriye dönerim. Artık ayağımın üstüne çok fazla basmayı düşünmüyorum. Çünkü bu defa biliyorsunuz 8 gün 10 gün eve bağlı kalıyorum, kapalı kalıyorum. Onu da istemiyorum. Böyle sıkı sıkında giyindim zaten. Çünkü grip bir geldi mi bu sene maalesef gitmiyor. Herkes gripten şikayetçi. Sizlerden de grip olanlar var biliyorum, yazıyorsunuz, tekrarlıyor, sıtma, ateş diye. Aman canlar, ne olur kendinize çok dikkat edin. Bu kışı böyle bir kazasız belasız, çok büyük sorunlar yaşamadan bir atlatalım. Hazır pandemiden çıktık derken bu defa gripten dolayı yataklara düşmeyelim ya da evlere kapanmayalım. Evet, Belgin'cime bir çıkayım bakayım, bir Hakan'cığımı azıcık böyle bir mınçırayım. Azıcık onlarla vakit geçireyim. Ondan sonra zaten dışarıda sizlerle görüşürüz. Üstüme ne giysem diye düşündüm bu arada. Kafam bir anda böyle, kafada işte çok fazla sorun olunca ya da çok fazla şeyi aynı anda düşünmeye çalışınca bazen böyle karışabiliyor kafa. Bir anda sizinle konuşurken ne giysem diye düşündüm. Evet, nihayet biz kahvaltımızı yaptık, kahvelerimizi içtik. Altın kızlar, kendimizi attık sokağa. Ya çay kahve çay. 3 saat yaptık kendimiz dışarıya. Allah kazadan. Evet, bizi evden dışarı attı. Evet. Topumuzu birden. Üçümüzü de gönderdiler oynayınca. İsmail'e denize diyoruz, hadi gidelim size dışarıda bir şeyler ısmarlarız dediniz. Hani diyorsun hani yemek yiyeyim. Hayır, biz suratlarını görmedin mi geldiğinde? Ağlayacak gibilerdim. Ağlayacak. 5 karış suratlarını asıyorlar. Dedim sanki sizi gören dedim şey, savaşa gideceksiniz zanneder dedim. İsmail savaşa gitsem bundan daha iyi. Evet, savaşa gitsem bundan daha iyi diyor ya. Deniz'i evde bırakacaksın bunları. Evet, oyun oynayacaklar. İyi oynasınlar. Evde kalacağız. PlayStation oynamıyor var ya bayanlar. Evet. Aynen. 15 tatilde bir yere gitmezsek el asıyoruz. Gelsinler bize de. PlayStation var ya. Çocuklar da haklı. Okuldan çıkıyorlar, dershaneye gidiyorlar. Dershaneden eve gel, ders çalış. Pazar günü Belgin kahvaltıya çağırdı ama hiç oynayamadılar. Ders çalıştılar, sınavları olunca. Sonra perşembe günü sınav bitiyor. Okuldan sonra da sizi direkt getireceğiz dedik. Buluşturacağız. Akşam 9.30'a kadar öğrenelim. Ama yağmur var. Ama yağmur var. Yağmur İşte ondan bizim içimizi birden paketlediler, attılar sokağa. Söz veriyorsanız niye yapıyorsunuz? Kaldı ki biz bugün hani çocukları dışarı çıkaracağız diye sözleştik. O niyetle bir araya geldik. Ama evet, kısmet böyleymiş. Ama böyle daha iyi oldu herhalde. Hiç olmazsa biz de az koşuyoruz. Bir yerde oturup çayımızı, kahvemizi içeriz. Evet, biraz muhabbetimiz ederiz. Hiç muhabbet etmiyoruz. Doğru. Leyla'dan da her gün görüşürüz. Leyla'dan da telefonla görüşürüz. Yine muhabbetimizi yapıyoruz. Haftada bir, 10 günde bir, 2 haftada bir senle görüşürüz. En erken görüşüyoruz. Artık haftada bir, senle mi? Telefonla görüşüyoruz.
Telefonda günlük görüşüyoruz ama yüz yüze. Ben hiçbir şey yapamasam Belgin'in ayak sesinden tanıyorum. Ayak sesini duydum mu kapıya çıkıyorum hemen Belgin geliyor diye. Aa, güzel havayı bulunca herkes Belgin sokaklara atmış kendini. Kaç günlerdir yağış, yağmur. Yağış var mı? Parçalı bulutlu gösteriyor. Hayır. Geleceğin zaman pi. Ondan sonra bugün daha çok açıklamışlar. Pek çoğu yukarılarda. Belgin'cim ve Leyla'cım devam ettiler. Ben ayağımdan biraz yavaş yavaş devam ediyorum. Ama yetişirim herhalde. Bazı kendi malın gibi zaman, kendi malın gibi. Bazı kaldığı zaman helal denilir benim çünkü. Allah'tan çantada Hakan'ın bisküvilerinden kalmış da. Çantam burada. Şimdi her yerdeki kiralar uçuk zaten. Normal kira mı kaldı? Ayrı bir şey. Şuraya girmeye girdik yine kale içi sokaklarına. Buranın kiralarına çarpamıyorlar yani. Zor. Burası bizim şeylerdeki gibi milyarlarla başlamıyor. Milyarlarla başlar, yüksek milyarlar. Trilyonun onlar da var. Çok var. Aa, ben düz yolda bile adım atamıyorum. Bakalım eve nasıl çıkacağım şimdi. Artık bana bir el merdiveni çıkarken artık çıkabilir misin? Benim de artık bana bir el atarsınız yani eve çıkana kadar. Ya da aşağıya bana bir tane yatak battaniye. Onu atarım. Yatak battaniye. Hem orada kalalım. Aslında çok yürümedik ama yine de. Ben de senin gibiyim canım. Kendine çıkarken, Meral'e çıkarken biz kapatalım. Ama senin benim şeyden kayadan sonra oldu. Kayadan sonra oldu. Biraz sonra düzelmedi yani senin şeyler. Ama bu sene de senin böyle bir gider de. Seneye. Şurada izi falan kaldı ya şeyde bir yer bayağı bir. Üstünden diyorlar ya bir Ağustos sıcağı geçmesi lazım ya diye. Yani. Ama ses geliyor sanki böyle işte. İşte şey, içinden. İşte kızım da böyle işte. Kıkırdak birbirine sürtüyordu onun için işte. Bak kaç gün yürümedim. Bir bir yağ bile alamadım. Bir yağ bile alamadım sizden diyeceğim. Ben de sana çarpacaksın. Kampanyadaki yağı bana satmadınız de. Neyse ben aldım yağımı. Özlem ben Belgin'e satıyorum. Aldım ben de kampanyadayken aldım. Ha, ikimiz aynı anda dönüyoruz tamam mı? Şeye kampanya açılmıyor. En son ki benim kaçırdı ben hemen aldım. Bu yazık alamadım kampanyadan yağı. Stokla sınırlamışlar ya. Ben evet. De stok bitti. Bunlar Özlem'le mutlular ben alamadım. Stok bitti bende. Valla ben direkt Migros'a gidiyorum. Bir de şey oradaki çalışan elemanlarla aram iyi ya. Soruyorum ne zaman ne girecek. Ben sanaldan değil ben kendim gidiyorum. Sanaldaki daha ucuza geldi. Baya baya ucuza geldi. Ben bir de emeğinkini aldım. Emeğinkini de ucuza geldi. Yani. Kaçtan aldın? Belgin emeğinkini. 550 aldım. 150 mi? 150'den de az aldım. Yani öyle bir şey oldu. Ya 30'un altına geldi bana bir şey. Yani. Ama bu şey daha da ucuza geldi mi Leyla? Ha o daha ucuza geldi. Evet. 6 litresini? 6 litresini 155 miydi? 160 miydi? 160 aldım. Aynen abi. 6 litresini 160 aldım. İyiymiş. Bayağı. Ama o işte şeydi yani. O bir de yudumum biraz.
yorgunum muydu? Ben yorgunum bilmem ama aldığımız litre büyüdü. Ya benim zaten vardı evde 3-4 litre kadar. Annem 5 litrelik almış. O gün 4 litre de ben aldım. 10 litre. Bir süre yeter. Tekrar bir kampanyaya girip 5 litre daha alırım. Ben de ayçiçek yağı tüketiyorum. Ben sadece salatalarda kullanıyorum şeyi. Zeytinyağını. Yok kız. Evet, kardeşim hani yavaş yavaş çıktık. Evden niye çıktık? Hazır dışarıya çıkmışken denizi görmeden eve dönsem olmaz. Evet, oturduk birer çay içtik. Bergin, Leyla, ben muhabbetimizi yaptık. Artık yavaş yavaş eve dönüyoruz. Ama çok yürümeme rağmen dediğim gibi ayağım gitti yine. Evde oturunca da sıkılıyorum. Bu kadar güzel bir manzara varken evde oturmak resmen eziyet. Ya gel o zaman, sen çıkar mı? Allah Allah. Sen zaten güneş akşamı. Denizine çarşaf gibi çok güzel. Evet, çekim yapacağım derken yine Leyla'cığımla Belgin'imi kaybettim. Ay, herkes bugün güzel havayı fırsat bilmiş ve sokaklarda. Acaba bizim altın kızlar neredeler? İnşallah bulurum. Bulamazsam artık evin önünde buluşacağız. Çünkü bana yardım etmezlerse ben bu ayakta yukarıya birazcık zor çıkarım. Evet, kaybetmiştim ama buldum. Seni bıraktın yani. Onlar beni bıraktığım yerde bekliyorlarmış ama ben... Evet. Neon mavi. Neyse, buluştuk, olmadı, evin önünde buluşacaktık. Yok, bu evine nerede? Zaten biz seni bekliyorduk. Yürüseydik yine bekliyorduk. Ama ben yürüyordum, siz orada bekliyordunuz da. Ben yürümüşsünüzdür diye devam ettim yürümeye. Şurada bekleyelim. Bulduk mu dediğimizi bulduk. Allah'tan azı Türk telefonlarına da anında böyle. Evet ya, eskiden cep telefonları yokken ne yapıyormuşuz? Dumanla. Belirli bir saatte herkes aynı saatte belirli bir yerde oluyordu. Duman rahattı. Bak, biz seninle Dumanla rahat haberleşiriz. Ben aşağıdan yakarım da. Sen
Sen yukarıdan yaktığında yukarıya gidecek, haber gönderemezsin bana. O zaman ne yapar, yukarıdan aşağı tık 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 sesle. Sopayla vurur. Yasemin abla var aramızda. Benim hemen altımda ne alaka yok ki. Yasemin abla var, Yasemin ablanın altında ne alaka. Çok yaparsan şeyini alaka. Sen Hakan'a diyeceksin ki, Hakan koş oğlum diyeceksin. Koşacak. Aa, ben anlayacağım ki Belgin bana bir mesaj vermek istiyor. Bir balkondan bakacağım bir. Evet. Çünkü en rahat Hakan'ın sesini duyuyorum ben. Şimdi koridorla koridorla koştuğu için. Bunlara. Buna atacağız. Hakan çok sıkıntı ama evde. Kedi gibi cama tırmanıyor. Camdan dışarıya bakacağım diye uğraşıyor. Ama alıştı Belgin. Her gün çıkarıyorsun. Dışarıya çıkmaya alıştı. İstiyor şimdi onu. O yağmurda ıslanırım, onun derdinde değil ki, dışarıya çıkmanın derdinde. Yağmurda ıslanmış. Hasta olur. Neden? Dışarıya çıktığın yerde ıslanmış. Tabii. Çantan çok hafif değil mi? Evet, çantan niye bu kadar aslında? Benim cüzdan ağırdı, senin cüzdan da ağır. Yok, benim cüzdan hafif aslında. Ama hayır, başka bir şey var sanırım. Yutmuş olduğum bir şey olabilir mi? Yok. Gerekli olan şeylerim var. Damlam, ilacım. Çantada küçük olsun. Cüzdanım. Leyla iki seninkinden hangi? Attık mı kendimizi yerlere? Attık. Attık. Ve oturmayı becerebilsem bacağımdan. Ayağını uzat. Rahat edersin. Diz kapaklarım yenilenmiş olur. Ay ay. Onun sorunu diz kapaklarında değil ki. Senin şuraya minder almak lazım. Ne sen al da gel. Minder. Ne? Al da gel minder. Minder minder. Ha. Minder altına minder lazım diyor da al da gel minder de diyor buraya. Ben geldiğim zaman bir tane kendime alırım. Tamam bir tane kendini al. Başka sana lazım. Biz hiç aramıyoruz minder. İşte o yüzden. Ben arayayım. Ben aramayayım. Bizim minderlik bir şeyimiz yok Berlin'cim. Berlin'cimle. Ama bir tek ben kullanırım size. Giderken de katlar kaldırırım, saklar giderim. Ha, saklayıp gidecek. Bizim evimizde saklayıp da gidecek. Kız nereye saklayacaksın? Sen bana ver, ben kaldırırım kızım. Ha, vermem evet, kimseye. Saklayacak yeri bulurum yani. Hem bana minderimi getirttireyiz. Ha, hem de gelip benden sonra da siz kullanacaksınız. Yok öyle bir dünya. Ya biz kullanmıyoruz diyoruz. Biz kullanmıyoruz yavrum. Bir kullanırsa ha. Hakan kullanır. Hakan'dan mı saklayacaksın? Biz minderlik işimiz yok ki. Ben geldim atıyorum kendimi. İsmail de kullanabilir. Feyza da. Feyza da. Bir ben miyim burada sıkıntı olan? Evet, sıkıntı sen de ben. Halil abla, sıkıntı. Siz kullanmayın. Görüyorsun değil mi? Bakayım. Çünkü siz bana getirtirirsiniz. Ben de 15 gündür sayıklıyorum Leyla'yı göreyim diye. Alalım şuraya bir tane demeyiz. Getirdiysiniz. Senin canın sağ olsun alalım. Heh, öyle de tamam, sizin de canın sağ evde olsun. Evde var, ben sana olsun. Benim getirdiğimi de siz kullanabilirsiniz. Aa, hatta sana şu büyük puf şeyler var ya, armutlar. Hani böyle oturuyorsun da istediğin şekilde giriyor. Ay Allah, çok güzel. İki tane şöyle şuraya koyalım sana. Heh, tamam, o olabilir. Olur mu? Olur. Başka? Hani yok. Bir şey. Yanına puf falan, sehpa. Halı çok ince halı. Baksana. Ay Leyla, buraya ben geçen sene verdim. Sadece şuranın halısı 2,5 milyar. O da var ya, zamlardan önce 2 sene önce. Geçen gün baktığımız halı ne kadardı seninle? Küçücük halı. 4 metrekare. 1750 TL. Öyledir. Çok pahalı. Şunlar bile pahalanmış kız. Şu ince dediğimiz halılar bile pahalandı ya. Niye bizim mutfağa baktık da bayağı yüksekti, dalmadım ya geri ben. Gerek şimdi daha da yükseldi yalnız. Gerek yoktur, halımı kullanayım ben de. Kestirdim geri. Şimdi daha da yükseldi şey, her şey. Dondurucunun altına giriyor ya. He. O yüzden yazlık kullanmaya incelerden alayım dedim. Bayağı çıktı. Aa, evet, haktan geldi. Aynen. İsmail'cimin doğum günüydü. Geldik, şöyle küçük de olsa. Pasta aldık, bir şey istemediği için onu hemen kestik. Ben yoksa zaten bu ayakla çıkamayacaktım. Eve daha zor çıktım. İşte yürüdüğümüz ne kadar mesafeyi gördün Leyla. Bu kadar yürüdüm bütün çok gün. Çok uzak, uzun da yürüyüm. Ondan sonra 3 gün 4 gün çıkamıyorum. Ama bu defa da evde bunalıyorum. Valla seni şimdi daha iyi anlıyorum ben. İsmail Şükrü'ye seni buraya gel. Yaşamayan. Geliyorum. Bak, düz yolu yine yürüyorum. Ama şöyle hafif bir eşik dahi olsa kaldırıp ayağımı koyamıyorum. Sağ ayağımın bileğinde oluştu kemik. Bilek hareket ediyor ya. Kaldırınca batıyor. Düzde yine biraz yürüyorum. Ondan sonra sabaha kadar ayaktayım ama ne yapayım ya. Yemin ediyorum, boğuldum iyice.
sabır, ya sabır çekeceğim artık böyle. Elimde şöyle bilekliklerle ne yapayım? Öyle dedim gibi işte ondan şey, benim evde çocuk olmadığından öyle halıymış malıymış. Çok sıkıntı ben olmuyor. Ben denizde olunca mecburen şey, gün hava almak zorunda kaldım. İşte kilimleri kaldırdım. Gün hava aldım. Çünkü sürekli hasta oluyor çocuk. Bak her taraf açık, sürünüyor. Mecburen çok çekiyor ama ya. Betondan olduğu gibi ne olursa olsun odalar. Bak benim yatak odamda hala şey var, kilim var. Şu açık renk kilimler var ki kabartmalı. Oradan oduna geliyorum diye oraya kilim serdim. Halısını sermedim oranın da. Atıyorum makineye, yıkıyorum, seriyorum. İşte ben de şey, yün kilimleri o yüzden istedim de. Direkt evin kirlendiği anda mutfağı sürekli yıkayıp bir de şey, o yünler çabuk kuruyor ya. Hemen bir havalandırma yeterli, akşam tabii. Havalandır, sabah ser yani. İyi oluyor. Kolay değil mi? Onun şey, onu kullanıyordum. İlk başlarda da kaldıram onları. Yazın zaten sermedim. Şey, koridorum da yoktu. Odaları komple kaldırdım ben yazın. Mutfağınkinde kaldırmıştım. Ama şimdi kış gelince mecburen serdim hepsini. Kışın soğuk oluyor, olmuyor. Bu yaz mesela hiç şey yapmadım ben. Benim mutfakta işte iki defa. Articinin şeyi, vanası patladı iki kez. O mont edilen yer var ya, orası patladıydı. Öyle olunca mutfak su aldı benim. Su alınca da iki kez üst üste olunca, bir de zaten yeri tekrar köye de gidecektim. Sarmadım. Ama geldikten sonra artık deniz için soğuk olmaya başlıyordu. 9. ay gibi tekrar açtım yani. Valla ben sarmadım. Benim de öyle. Benim makine işte benimle tıkandı. Su almadı mı, makinenin içindeki suyu geriye tepiyor. Hı-hı. Almıyor ya makine. Hı-hı. Geriye boşaltıyor. Benim de kaç defa bastı. Şu dolapların altları hep çürüdü zaten. Benimki de öyle oldu. Su almaktan. Hı-hı. Yine sarmazdım. Ben bu sene şey de almadım. Hani oda sobasını yakınca eline iyi oluyordu. Gece kapıyı açıyor ve diğer yerler de ısınıyordu. Ya bu sene taşınacağım diye odunu da almadım ben. Odama zorunda kaldı taşınmam. Doğalgazı şey yapıyoruz biliyorsun, kullanıyoruz. O da şu ana kadar akşamlar açıyor. Nasıl mesela geliyor faturası doğalgazın Leyla yani? Nihal abla şöyle diyeyim, ben bu ay sadece şeyi açtım da. Akşam açtım. Akşam 7-7.30 arası Deniz Ali dershaneden. Gelmeden, almaya gitmeden önce açıp gidiyordum. Biraz alasın evde. Bir de derecesini düşükle çalıştırıyorum ben. İlk sıralarda şeydi, akşam yatarken bir gibi falan tekrar kapatıyordum. Ama baktım sabahları çocuk çok üşüyor. Üşüyünce okula götürürken kapatmaya başladım. O şekilde 730 geldi. Ama Gülcangil'e 1000 liranın üzerinde geldi. Çileme 1750 civarı gelmiş. Biz de artık kapatmamaya başladık. Bize de iyi para, iyi fatura gelecek. 3 günden beri zaten yağış olduğu için kapatmadım. Kapanmadı tabii. Yani. Yani sürekli açık kaldığı zaman daha iyi uygun geliyor diyorlar ama Antalya'da öyle değil. Antalya'da güneş olduğu zaman pek ihtiyaç olmuyor. Gündüz aranmıyor yani. Gündüz aranmıyor. Bir şekilde idare ediyorsun ama yani. Güneş gittiği ben zaman şey yapıyorum. Soğuk oluyor. Düşükte çalıştırıyoruz. Biz 30 derecede falan çalıştırıyoruz. Deniz zaten çok terliyor. Beni çok terlediğinden dolayı çok açmaya gerek kalmıyor. Ben yelek falan giyiyorum evin içinde. Benim evim soğuk oluyor. Çin'i yüksek açmış olsam daha yüksek fatura gelecek. Mecburen evet. Evi ılıtmak için düşükten açıyorum. O yelekle falan idare ediyorsun. Taylan zaten akşam geliyor biliyorsun. Akşam geldiği zaman battaniye alıyor. Gündüz zaten insan iş yaparken vücut ısınıyor, aramıyorsun. Gündüz zaten üzerinde şişme yelek falan giyiyorum ya ben. Rahat oluyor, iş yaparken de rahat oluyor. Ben bir sabahları kalktığımda işte 10 dakika, 15 dakika şey açıyorum, odanın klimasını açıyorum ben de. Benimki kuzey cephe. Kuzey cephe olduğundan dolayı İşte benim yatak odam, benim de kuzey cephe. Benim yatak odam buz gibi. Hiç güneş görmüyor. Şimdi bak mesela biz Belgin'den aynı taraftayız. Ama Belgin'in evine güneş giriyor. Belgin'in evi sıcacık oluyor. Üstte ya, üst katta ya. Buradan güneş geliyor. Benim ta öğleden sonra ancak hani bina kesiyor çünkü güneş girmiyor içeriye. Annem geçen gün inat etti, dedi ki panjurlar kapalı onun için, panjurlar açsan girer güneş dedi. Açtık panjurları, al giriyor mu dedim, girmiyor. Yani şeyin arkasına kadar, benim koltuğu biliyorsun ya büyük. Koltuğun arkasına kadar geliyor güneş.
O da ısıtmıyor zaten. Dönmüyor yani. Şimdi Gülcan'ın evdeki artı bir, benimki de artı bir. Gülcan da güney cephesi olduğu için mesela o da akşamları yüksek doğalgaz açıyor ama evini gördü yanıyor resmen. Sıcacık ev. Gülcan'ın evi. Benim buz gibi. Benim ev ikimiz aynı derecede açıyoruz. Onun ev yanıyor. Benim ev buz gibi. Bak bana daha geçtiğim yani abla sevmeye diyor şey diyor. Çok soğuk diyor. Biz şeyde baktık yani kuzen vardı burada amcamın oğlu Süleyman. Mesela onlar gün boyu sürekli açıyorlardı. Güney cephesiydi bir de evleri. Acayip yüksek fatura ödüyorlardı. En sonunda Süleyman dedi ya da sen ne yapıyorsun dedi. Ben valla güneş olduğu zaman dedim gündüz açmıyorum dedim. Akşam açıyorum dedim. Ama hava soğuk olursa dedim sürekli açıyorum dedim. Bakalım ben de bu ay. Öyle daha uygun geliyor dedim. Öğünden sonra Süleyman da öyle yaptı. Karşılaştırmıyorum bakalım. Şimdi bay. Akşamları klima açıyorum. Gerçi şey 2-3 akşamdır işte ayağım çok ağrıyınca annem biraz odun vardı. Annem yaktı hatta sobayı. 2 gün ben hiç kıpırdanamadım. Bu ay 1,5'ları falan bulur rahat benimki. Yani daha da geçebilir yani. Elektrik faturasına bir bakayım diyorum. Geçen sene ben odunu tonunu 1000 liradan aldım. 200 lira da taşıtmaya vermişti. Sen 1000 liradan aldın. Odunun mu? Odunun. Kömür, geçen biz babamla konuşuyorduk ne kadar geldi fatura derim de. Onlar kömür 6000 lira vermişler. Zaten Odunköy'de oldukları için para vermiyorlar. 6000 lira diyor verdik diyor kömüre diyor. Hani 730 diyor siz diyor 730 ödüyorsanız diyor çok iyi veriyorsunuz diyor. Daha baza diyor. Dedim ben bir tek akşamlar açıyorum. Gündüz denizledim, sabah okula bıraktığım zaman zaten geliyor deniz, yarım saat duruyor okulu. Okuldan geliyor, bir şeyler atıştırıp tekrar dershaneye gidiyor. Gerek kalmıyor, ben de gerek falan yiyorum, idare ediyorum. Ben de işte alsam dedim. Akşam açıyorum ben de. Bak geçen sene 1000 liradan aldım, bu sene 3000 lira odunun tonu. 3500'e de taşıtsa 3500 lira yapacak. Hı-hı. Hani bir bakayım da dedim. Elektrik faturası ne kadar gelecek klimadan dolayı? Hı-hı. Gerekirse hani çünkü Mart sonu gibi taşınırım diyorum. Boş yani. Boşuna odun al bir de odunları yukarı taşıttır, tekrar geriye taşıttır. Mart sonu gibi taşınacaksın zaten ocağı bitirmeyi mi? Yani. Şurada 2 ay kaldı. İşte idare edeyim dedim. Ama yan tuttuğu zaman da şimdi benim klima tamamen gidince annemin klimayı taktırdık biz buraya. Benim yatak odamdaki tamamen gitmiş. Bu odadaki klima da şimdi 9'luk annemin kliması yeterli gelmiyor. Bizim salon büyük ya. En az 12'lik olması lazım oraya klima. Yani havalar biraz daha soğursa ısıtmaz, yeterli gelmeyecek. Yani ya hiç kapatmamam lazım. Ben de önceden sünüzük yokturdu. Şeydeyken işte evlenmeden önce falan sünüzük yoktu bende. Ben de klimadan kaynaklı sünüzük olmuştu. Biz buraya geldik, yani tabii evlendikten sonra hani klimayla ısınıyorduk ya. Abi bende bir baş ağrısı başladı, göz ağrısı başladı kışın. Klimayı açtım. Klimayı açtığım zaman ben başımın ağrısından duramıyordum. Duramıyorum ya, gözümü açamıyorum başıma. Ağrı saplamıyor, şey yapamıyorum. O klimanın havası bende sünüzük olmuştu orada. Aynen denizde de öyle. Deniz de küçüktü. Denizde de şey oldu yani. Çünkü deniz 4 yaşındaydı. Bizim mahalleye doğalgaz geldi. Biz hemen direkt doğalgazı bağlattık. Bizim de mesela şey değil yani. Dediler toplantıda hani apartmana bağlatalım diye. Şimdi kim o kadar masraf karşılayacak ki? Bizde şey yok. Bugün bir kurdurma yaptırmaya kalsa 30 bin lira para ödemen lazım döşettirmek için. Her yer kırılacak döşenmek için. Yok herkes kendi dairesinde. Sen zaten bina içinden aldığın zaman bir şey yaparsınız, bina içi çekilmeyi verirsiniz. Biz öyle yaptık. Evin içine ne yapacaksın? Evin içine isteyen şey yapıyor. Hayır hayır tamam da yaptıramam ki. 30 bin lira neyle nereden işte. Bulacaksın da yaptıracaksın? Onu işte şey yapamazsın. Dedik zaten kentsel dönüşüme girecek. Hani gerek yok dedik. Hani apartmanda var mı dedik bunu yaptıracak kişi. Ben de dedi ben yaptırmayacağım. Ben de yaptırmayacağım. Karşı komşum dedi ben de yaptırmam. Altta Aykut Bey oturuyor. Aykut Bey de dedi ki ben zaten iş yeri olarak kullanıyorum hani. Ayda iki defa geliyorsam geliyorum dedi. Onun için de dedi yaptırmam dedi. Semra abla kiraya verdi ben de yaptırmam dedi. Kim? Bir daire yaptıracak diye mi çektireceğiz? Biz Deniz 3 yaşındaydık. Tam Mart ayı.
Mart ayında bizim mahalleye doğalgaz geçti. Hani ilk mahalleleri. Evet. O dönemde şey, konuşmuşlar işte kayınbabamın falan. Demişler eğer binaya almak istiyorsanız şimdiden abonelik olsun, bir tane binadan abone olması gerekiyor demişler. O zaman binanın kapısının önüne kadar getireceğiz demişler. Öyle olunca zaten biz Deniz 3 yaşında ısınmakta zorluk çekiyoruz. Kuzey cephesi evet, olunca. Hemen ilk abone biz oluruz dedik. Zaten bizim yönetici Erdoğan'lar değil. Onlar dediler biz de abone olacağız. Alfa Hoca falan da şartlar. Binada kaç kişi hemen abone olacağız dediler. Öyle olunca ilk aboneliği biz Alfa Hoca, ben, ondan sonra Erdoğan Erbil yaptık. Öncelikle de zaten binaya çekildi yani. İlk takılan da ben şirketle anlaşıldı. Kayınbabamın binasıyla bizim binayı şirkete vermişler, bir şirkete. Kayınbabama yardımmışlar. Bize toplu, iki binadan dolayı toplu anlaşma yapıldı ya, 8 daire falan bize doğalgazı bağlatıldı. Bir o kadar da kayınbabam bize bağlatıldı. Öyle olunca %30 indirim yaptılar. %30 indirim yaptılar. Anlaşmayı sağlayan da kayınbabam olduğu için aracı olan da kayınbabama da ayrıyeten bir indirim daha yaptılar. Peki senin evde şey var mıydı? Kayınbabam da onu kendine kullanmadı. Kayınbabam dedi hani kendisi için müşteri ayarladığından dolayı ikinci bir indirim yapıyor mu? Kayınbabam dedi bana yapmanıza gerek yoktur. Orayı benim indirim haklarımı dedi çocuklara kullanın dedi. Öylelikle bize 3600 geldi. Biz çok iyi ödedik. Evde yani. Döşenmiş miydi sizin şey doğalgaz? Yok. Biz kendimiz döşedik. Dıştan bizim doğalgaz. İçten değil. Ha, içten değil, üstten yaptırmış. Ha, üstten yapıldı. İçten yaptırmış olsam onu kırmızı tökme parkeleri yenileteceksin. İşte onu diyorum. Şey değil mi? Yani. Yani evi sıfırdan yeniden yaptırmak lazım. Onu sıfırdan yaptırmam lazım. Öyle değil. Bizimki dıştan. 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 Bir sakıncası yok mu öyle dıştan yaptırmak? Yok, sakıncası yok. Yani bazı yerlerde gözüküyor. Onları kalemlerin arkasına falan geliyor. Bir de bakıyorlar. Nerede en çok, en az boru kullanılacak ona göre. Mesela bizim balkona koydular. Balkona koyunca şimdi yatak odasında fazla gözükmüyor. Salonda da fazla gözükmüyor. Deniz'in odasında da çok şey değil. Ve yani mutfağındaki? Üstteki ana şeyler var ya, doğalgaz, büyük metal olanlar. Onlar çok çarpıyor. Zaten diğerleri plastik, yerden geçerler plastik. Çok şey yoktur yani. Aslında mantıklı ya. Biz o dönemde iki indirim birden kullandığımız için bize çok uyguna geldi. 3600'e geldi. Benim şey çok soğuk. Benim yatak odası çok soğuk. Mesela annemin oda panjurlu. Hani panjurda kesiyor biraz. Rüzgarı soğuğu kesiyor. Bir de dışa daha yakın diye. Annemin oda benim odaya nispeten daha sıcak. Benim odaya gir, bildiğin soğuk hava deposu, yatak odası. İşte. Annem hatta bazen diyor ki sobayı yanına al da diyor, elektrik sobasını hani. Üstünü giyinip çıkarırken diyor. Ben de sobayı yap, önünde üstünü değiştir falan. Biz salonu ısıtamıyorduk. Hem UFO çalıştırıyorduk hem de klimayı açıyorduk. Yine de salon düzgünüydü. Deniz'in odasında oturdum ben 3 yıl boyunca kışları. Çünkü ısıtamıyorsun, klimayı açıyorsun. UFO. Büyük UFO'lar var ya, onları da açıyorsun, yine de salon ısınmıyor kuzey olduğu için. En son baktım olacak gibi değil, Deniz'in odasına geçtik. Biz çocuk sürekli hasta, Deniz'in odasına geçtik yani. O yeşil kanepeler var ya, benim Deniz'in odasındaydı. L şeklinde yaptım, duvara da koydum, bu televizyonu koydum. Geçici olarak 3 yıl boyunca o şekilde oturduk. Kışlar Deniz'in odasında UFO ile ısıtıyorduk orayı, daha oluyordu. Şimdi mesela doğalgazda tüpte çok faydası var. Ben ilk yaptığımız yıllarda mesela tüpte doğru düz 2 ayda bir fatura ödüyordum ben. Hani düşük geldiği zaman 5 liranın altında geldiği zaman fatura kesmiyorlar ya. O yüzden 2 ayda bir ödeme yapıyordum. Ama şu anda öyle değil. Şu anda mesela yazın 60'larda falan ödüyorduk. 54'lerde, 55'lerde falan en fazla 60 geliyordu. Tüple hesapladığın zaman yine çok iyi. Tüp şu anda 300 küsür. Tüp benim gerçi. Ben bir tüp alıyordum. 2-2,5 ay gidiyordu ben ona. Ben tüp işte çok uzun. 2 ay gidiyordu. Ben tüpü çok uzun. Ben 7-8 ay kullanıyordum tüpü.
Sen çok uzun kullanıyorsun. Ama tek başımayım. Hani bir yemek yapıyorum. Hı. 3 gün yiyordum ben. Bir şeye sıçacak olduğunuz zaten hani mikrodalgada ısıtıyorsun. Benim öyle çay içme derdi şeyim yok. Hani çay demleyeyim falan. Böyle 40 yılda bir canım ister yaparım. Ama tabii bizim de şimdi öyle olmayacak. Çünkü şimdi annem geldiği için düzenli olarak yemek yapıyorum. Benim 2,5 ay kullandığım dönemlerde Taylan evde doğru düzgün yemek yemiyoruz. Taylan öğlen yemeğini iş yerine yiyordu. Kahvaltısını ben kahvaltı sabah hazırlıyordum. Çoğunlukla yapmadan gidiyordu. Uyumayı tercih ediyordu. Orada zaten kahvaltı yapıyorlar, onlarla beraber atıştırıyorum diyordu, yapmıyordu. Ama şimdi akşam hiç geldiği için doğru düzgün yemek yemiyordu, arada yiyordu. Ama şimdi ben iş yerinin yemeğine kadar evde yapıyorum. Ben şu anda daha fazla kullanıyorum. Düşün yani, günlük yemek yapmak zorundayım ben. Günlük yemek yapıyorum, iki çeşit yemek yapıyorum. Sevmeyi yapıyorsam yanına yer makarnasını yapıyorum yani. Çünkü pilav makarna falan olmazsa tek sebze yemeğiyle iş yerine şey olmuyor. Evde bile oldu mu öyle? Hı. Ne diyorum, ben 8 ay 9 ay gidiyordu benim tüpüm. Bir de ben kışın soba yakıyorum diye, kışın hemen hemen hiç kullanmıyordum ben. Benim üstü fırın değil ya. Yemek kaynadığı zaman alıyordum üst tarafına, koyuyordum, orada pişiyordu. Hani çok az bir dirilik kalırsa öyle ocağın üstüne alıyordum. Kışları hiç aramıyordum. Her şeyi sobada yapıyordum ve bu sene olduğunu almadım. Şimdi annem geldiği de yemek yapılıyor. Kahvaltı yapıyoruz annesinden. Benim de bu gitmez artık eskisi gibi. Bir şey değil. Bu sene odunu da almadım. 1000 liradan 3000 liraya çıkar mı diyordum ya. Şey değil ya, mesela ben önceden sebze yemeği yaptığım zaman yanında kesinlikle pilav falan yapmıyordum. Çünkü Deniz'in hemoroid sorunu var biliyorsun. Onları pilav, makarna falan olduğu zaman Deniz sebzeyi yemiyordu. Taylan'da olmayınca ben Deniz'e mecburen o sebzeyi yediriyordum. Yanına bir şey yapmayınca. Şey yapıyordu, ağlıyordu. Yemeyeceğim diye ağlıyordu ama Deniz açlığa dayanamıyor biliyorsun. Sonuçta yiyordu. Gidiyordu, salona gidiyordu. 10 dakika falan bir mızmızlanıyordu, sonra geliyordu. Tamam ya, tamam yiyeceğim diyordu. Oturup yiyip kalkıyordu sebzesini. Ama şimdi mecburen iş yerine bir pilav koyduğum için şu anda sebzeyi zorla yediriyorum ben. O şeyim kalmadı. Sebzenin yanına çünkü pilav falan yapmak zorundayım. Makarna yapmak zorundayım. Onları görünce Deniz sebzeyi yemiyor. Ben de yapmıyorum. Bak annem de benim makarnaya çok düşkün. Geliyor gidiyor akşamları, makarna yapayım mı? Geçen kendine mantı yapacakmış. Mantı yer miyiz? Dedim hadi olur. Bu arada dedim hanım hiç yemedim dediydim. Ama ondan sonra aklıma geldi. Mantının içinde baharat koyuyorlar ya. Dedim yine dokunacak bana, yemeyeceğim. Ben sana dedim makarna yapayım. Dedim bana akşamları makarna yapma. Ben akşamları dedim karbonhidrat tüketmiyorum. Geçen geldi. Bir gün üstüne geçti. Makarna yapayım mı? Şimdi canım makarna istiyor. Anne şimdi dedim sen yiyorsan yap kendine makarna. Ama ben yemiyorum. Yani bana sorma yiyor musun diye. Sen yemek istiyorsan yap. Ama ben yemiyorum. Yapsan bir tabak yer misin? Ya yemeyeceğim ya. Kendine göre bir tabak yap. Geliyor tekrar diyor ki hiç mi yemeyeceksin? Anneciğim geçen dedim ki ya bunun azı hiç çoğu yok. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim yani. Ya sen kendine yap. Bu defa onun içine sinmiyor. Birisi yemediği zaman insanın içine sinmiyor. Ama yemiyorum yani ben pilav da çok yemem. Geç o gün öyle dedi. Bulgur yer, bak bulgur yerim dedi. Ama ben şey neyden yana kullanıyorum? Mesela pirinci dolmadan yana kullanıyorum hakkımı. Dolma da yiyorum ya da işte böyle arada bir nohutlu tavuklu pilav yapılırsa oradan yana kullanıyorum. Ben beyaz pirinç de yemiyorum. Dolmada falan kullanıyorum ben. Genelde önce şey yapıyordum yani böyle Taylan hani evden yemek götürmüyordu ya. O zaman yapıyordum pilavı. Pirinç pilavını sevdiği için. Ama şimdi evden yemek sürekli götürdüğü için bulguru daha ağırlık kullanıyorum. Artık kendi zaten şartla alıştı. Geçen Deniz mızmızlandı. Ya diyor niye diyor güzel oluyor diyor. Neden diyor mızmızlık yapıyorsun diyor. Bulgur pilavı diyor. Gayet güzel olmuş diyor. Ama şey sebzeliği çok seviyorlar. Ben bulgur pilavı çok seviyorum. Bezelyeli, havuçlu falan olunca çok seviyorlar. Ben bulgur pilavı daha çok seviyorum. Hem daha sağlıklı. Vallahi yapmıyorum. Bak bugün
Kalktım, biçtim, yukarıya çıktım. Daha çarşıydı, buraya geldik. Daha akşam, daha ince akşam yemeğini yapacağım sabah ben. Sabah kalktık, geldik buraya. İşte ben böyle, hala buradayız. Evde işler duruyor, yemek yapılmadı duruyor. Deniz sabah kalktı, geldi. Beldin teyzem aradı. Bugün gidecek miyiz falan yaptı. Ya git Allah aşkına, daha saat 9, kadını ne diye arıyorum ben. Geldim, zaten saat 1'de uyuyordu gece. Gittim ya, biraz dedim, uyuyor musun, dinleniyor musun, ne yapıyorsan. Beldin teyze dedim, bu saatte ne? Erken kalktı Beldin. Beldin zaten Deniz'i gönderdi. Bu sefer 5 dakika, 10 dakika sonra mı Beldin aradı, kahvaltıya inildi. Beldin beni aradı sabah. Dedim, Beldin kalbin temizmiş dedim Deniz'e, lafını kesiyorum da. Beldin teyzen aradı, kahvaltıya çağırıyor. Hadi hazırlan gidiyoruz onu tekrar. Ben odadaydım. Ben geldim, onu aradım. Bu defa o duymadı. Onun herhalde işi vardı. Sonra o aradı beni. Dünden işte biz konuştuk, hani bir şeyler yapalım. İsmail'in doğum günü, hani istemiyor doğum günü. Deniz'le birlikte olacaklar da dedi, hani şey olalım. Bir arada olalım. Hiç haberimiz yoktu ya, sabah işte gelince. Bir şeyler yani yapalım Nihal abla dedi. Tamam dedim, ben de Yağmur'dan dışarıya çıkamayınca Belgin'e söyledim. Dedim İsmail'in istediği şey dedim. Lego istiyordu ya, çok üzüldüydü o zaman. Dedim neyse sana, ben sana vereyim. Hani ne oldu, ne olduğunu bilmiyorum ben. Dedim ya abla, Yağmur'dan dışarıya çıkmadık, hani sonra dedi. Alıp verirsin. Dedim olmaz, sen çocuğun doğum günü, hani o gün onun özel olduğunu bilsin dedim. Artık sen öyle deyince ben bir şey yapmadım. Teyzesi Lego'yu ben ya alacağım deyince. Bizim haberimiz yoktu İsmail'in doğum gününde. O yüzden ben dediğim gibi en azından Belgin dedim, en azı şey yaparız. Belgin dediğin neydi o, Google Play mi? Google Play yükletiyormuş. Artık parasını verdik. İstersen dedik, öyle yap dedi. Yani sonuçta hazırlıksız gelince, bilmeyince de. Ben hazırlıklı geldiğimde ne oldu? Ben biliyordum. En azından oyun yüklet, oynat o zaman. Ama yani Yağmur'dan dolayı çıkamadı. Hani Lego istiyordu. Onları bu teyzesi ben alayım demiş. Şimdi verdim. İster Lego alsın. İster. Biz perşembe günü, normalde geçen pazar günü kahvaltıya geldik ya, Deniz'ler oynayamadılar, ders çalıştılar. Perşembe günü sınavlarınız bitecek, o zaman okuldan aldıktan sonra geliriz. Taylan'da olmadığı için akşam saati yemekten sonra gideriz de. Oynarsınız doya doya, 5 saat, 4,5, 5 saat oynarsınız. Yağmurdan da perşembe çıkamayınca Belgin işte sabahtan aradı, hani çocuklar görüşmedi, en azından gelin hem kahvaltı yapalım hem de doya doya öğrensinler bugün dedi. Ben o gün sen gelmişsin, Belgin aradı işte, geçen en son geldiğimde. Nihal abla Leyla'yı soruyordum. Hani geldi, dedim adım atamıyorum ki. Yani. Taylan'la geldik o gün kahvaltı. Çıkamam çünkü adım atamıyorum dedim yani. Taylan da Hakan'ı sorup duruyordu ya. Gelemedim. Her geldiğinde söylüyorum, selam söyle. Hani gelemiyorum, Leyla geldi, haberim olsun diye. Bugün işte, güne denk geldi ama adım atamadım yani. Adım atamadım. Her şey değildi. Öyle olunca herhalde geldik ya, işte aile bir pasta alacağım deyince ondan dolayı. Yani şimdi hani çocuğun hediyesini sonra alayım desen de, sonuçta doğum günü özel olduğu için. Ne olursa olsun bugün bekleyecek yani. Ya valla bugün ikimiz de artık Leyla da parasını verdi, ben de verdim çünkü şimdi bir de çocukların neden hoşlanır bilmiyoruz. Hani o illaki Lego istiyordu. Şimdi teyze salmışken bir de kardeşin almanın anlamıyor. Ya onların sikleri farklı değil. Kendileri alsınlar. Deniz'in doğum gününde bile ne, Deniz bu yıl ne yaptı biliyor musun? Hani işte ilacımla kaldık baş başa, sen içerilerdesin. Ay evet, ben hatta gelince hatta şimdi bırakamadım da şimdi yemeği koyacağım. Deniz'in doğum gününde bu yıl Deniz belki ne biliyor şey diyor, anne diyor, bana söylüyor. Kış veriyor bana diyor, bu yıl diyor doğum gününde para versinler de ben laptopumu alsam. Bak. Alsam yaptı. Ben Belgin işte Deniz'e ne istiyor falan diye şey yaparken, aslında dedi Belgin para versek dedi, bu tablet parası büyüktü, bir tabletine mi koysa falan. Tabii hem mantıklısın. Çocuğun içinden geçen de zaten o dedim yani. Çocuk diyor ki ne, hani en azından herkes para vermiş olsa tabletimin üzerine koyardım diyor dedim. Öyle olunca Belgin para verdiler kendisine. Ben yani şey yapmadım.
Mesela o zaman da yine iyi şey çıkarttınız. Bugün yani burada zaten kahvaltıydı, pastaydı, çarşıydı derken aynen. Akşam da oldu. Akşam. Günde bitti. Belki bir de akşam yemeğimiz. Yemekler neyse. Bizlere artık müsaade isteyelim. Sana yemek verirsen buradasın. Ben yemek içeceğim. Annem gelecek. Daha evde yemek yok. Evet canlar. Bana ben gidecektim ama. Sen git nasıl olsa Taylan abi. Sonra git dedi. Taylan abi yok nasıl olsa ama benim annem gelecek. Öyle bir şansım yok. Evet bugün sizlerden müsaade isteyelim. Evet kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.